Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda aylar sonra yine gündeme gelen vergi indirimi, telefonlarda, bilgisayarlarda ÖTV'nin kaldırılması ile ilgili ve yeni taksit limiti hakkında konuşacağız. Öncelikle birkaç haber sitesinde ÖTV'nin kesin olarak kaldırılacağı ile ilgili yalanları görebiliyoruz. Neden yalan diyorum? Çünkü bu noktada bakanlık tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Fakat burada şu anlık ÖTV'nin kaldırılmayacağı söylendi ama son zamanlarda yapılan açıklamalardan hep geri dönüldüğünü de unutmamak gerekiyor. Memur maaşlarına yapılan zam oranlarında olsun, EYT ile ilgili olsun hep kararlar değişti. Yani bu noktada telefonlarda ÖTV indirimi için bir açık kapı bırakmamız gerekiyor. Vergilerle ilgili yeni bir gelişme olduğunda hemen videosunu yaparız. Şu anlık telefonlarda olan %100 vergi devam edecek gibi gözüküyor. Fakat bence vergi indiriminin 1-2 ay içerisinde gelme ihtimali var. Baktığım zaman şu anki şartlarda telefon fiyatlarında ben pek fazla düşüş olacağını düşünmüyorum. Özellikle orta segment ve üst segment cihazlarda fiyatlar artmaya devam edecek gibi. Genel olarak da fiyatlar sürekli yükselme eğiliminde. Bir ay önce çektiğim en iyi telefonlar listesi bir ay sonra tamamıyla değişebiliyor. Son dönemlerde artık 5000 TL bandında bile bir telefon kalmadı diyebilirim. Akıllı telefonlarda maksimum 12 taksit sınırımız var ve 12 taksit sadece 5000 TL altı için geçerli. Burada kesin olan düzenleme ve nispeten telefon almayı kolaylaştıran tek detay telefonlarda limitin arttırılıp 12 taksitin gelmesi. Ama burada yine bir detay var. Kredi kartına bu 12 taksiti yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bildiğiniz gibi telefonlarda alışveriş kredisi var. Alışveriş kredisi üzerinden yapılan taksit oranı 5000 TL iken şu anda yeni düzenleme ile 12.000'e çıkmış durumda. Bence daha da avantajlı olan bir diğer gelişme yenilenmiş telefonlar tarafında. Artık onlarda taksit sınırı tamamıyla kaldırıldı. Yani yenilenmiş telefon satan Teknosa, EasyCep gibi yerlerden ister iPhone 11 alın, isterse iPhone 13 Pro alın. Yani telefon 30.000'de 40.000 TL'de olsa 12 taksitle bu telefonu rahatlıkla alabileceğiz. Ve yenilenmiş telefonlarda sıfır telefonlar gibi sadece alışveriş kredisi değil, kredi kartıyla da 12 taksit imkanı bizlere sunuluyor. Bu da gerçekten önemli bir avantaj. Açıkçası bu düzenlemeye baktığımda insanları daha çok yenilenmiş telefonlara yönlendiriyorlar diyebilirim. Özellikle güncel telefonlarda ekran gibi önemli parçaları değişmemiş sıfır gibi olanları bulabiliyoruz. Bu dediğim iPhone 11 ve üstü için geçerli. Genel olarak da sıfır tarafını değerlendirdiğimde 12.000 TL'nin 12 taksit açısından halen yeterli olduğunu düşünmüyorum. Baktığımızda telefon fiyatları çok yükseldi. 12.000 birim bir telefon için çok gibi gözükse de vergileri çıkardığımızda ortalama 350-400 dolarlık bir telefondan bahsediyoruz. Haliyle üst segment amiral gemisi bir cihaz almak istediğimizde bütçe minimum 18-19 bine kadar dayanıyor. Ama yenilenmiş telefon almak şu anda çok daha mantıklı bir hale geldi diyebilirim. Yeni taksit seçeneğiyle de üst segment cihazlar nispeten daha ulaşılabilir olacak. Bence bu düzenlemeye sıfır telefonlar için kredi kartına taksit eklenmeli. Çünkü alışveriş kredisinde vade farkı oluyor. Kredi kartına taksit gelirse ilerleyen dönemlerde bu limitte arttırılırsa kesinlikle daha iyi olacaktır. Ek olarak bu taksit sisteminde alınabilecek en iyi telefondan bahsetmeden de geçmeyeyim. Şu anda 11.000 civarlarında 256 GB depolama ve 8 GB RAM ile S20 FE ve 7.000 bandında da Redmi Note 10 Pro taksitle alınabilecek en uzun ömürlü, en dengeli cihazlar diyebilirim. ÖTV indirimi ile ilgili de bir gelişme olabilir. Onu da bekleyin derim. Herhangi bir gelişmede mutlaka videosunu yapacağız. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son olarak siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu taksit olayı iyi olmuş mu? Yenilenmiş telefonlar sizce mantıklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.